Evet. Bu bitmiş hocam. Bu, evet. Benim de bir sorum şey var, bir sorum var. Konuyla ilgili. Oktar hocama sor. Estağfurullah. Yok ama size bana sormuştum. Bana mı sor? Tamam bana sor. Tamam. Evet. Şimdi sakit gitmek istiyorum. Estağfurullah. Şey, tabii ki hocamız ya. Şey, Şehit Nazım'ın bir sözünü okumuş. Yaman Alda, Adıyaman'dan. Demiş ki Şehit Nazım, Adnan Hoca ile uğraşılmaz, tavsiye etmem. Bundan sonra uğraşanlar da bir felaket geleceğine haber veririm demiş. Ve ama bu işte Şehit Nazım sizi çok sevdiğini çok belirtiyormuş. Sizin duygularınız Şehit Nazım'a karşı nasılmış diye merak ediliyormuş. Sen o kadar sevimlisin ki yani sana sabretmek çok zor bir şey. Yani. Maşallah ver bakayım. Ha evet bu şey Güneş Gazetesi'nden çıkmıştı o zamanlar. Evet. 1987. Gazetecilere söyledi bunu Şehit Nazım Hoca. Evet. Adnan Hoca ile uğraşılmasını tavsiye etmem. Veyahut toplantıda söyledi. Teyip'e söylemişti. Tam hatırlamıyorum. İnşallah. Bundan sonra uğraşanlara da bir felaket geleceğini haber veririm dedi. Evet. Ben dedi maneviyat aleminden bana bilgi gelir dedi. Bakın söylüyorum dedi. Hakikaten benden her uğraşana Allah bir felaket verdi. Evet hocam. Tek tek isim isim. Allah huzurlarını kaçırdı. Evet. Allah basiretlerini bağladı. Akıllarını kapattı. Evet. Hastalıklar verdi. Birçok şeyler verdi yani. Evet hocam. Ben aleyhlerine dua etmedim. Ama Allah bela verdi. Evet. Bak toplum bir düşünsün. Bir düşünsün. Hepsine teker teker Allah bela verdi. Hiç istisnasız hocam. İstisnasız evet. Ama ben hep hayır dua ediyorum onlara. Evet inşallah hocam. Cenab-ı Allah diyor sen diyor 70 kere onlar için dua etsen. Evet. Bağışlanma dilersen Allah onları bağışlamaz diyor. Ayet var. Maşallah. Belki böyle bir durum var. Hı hı. Yani böyle bir şey uyguluyor Allah. Bilemiyorum.